Farm Manager'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Şöyle oyunumu başlatayım ben, o sırada muhabbetimizi edelim arkadaşlar. En son bildiğiniz üzere bu tarlamızı hasat etmiştik. İkinci arazimizi. Bu iki arazimiz hasata hazır duruma gelmişlerdi. İşçiler ilk olarak oraya gittiler. Oradaki araziyi hasat etmek için gittiler. Olsun. Sorun yok. Biz şöyle söyleyeyim. Şuraya bir yol çekelim arkadaşlar. Çünkü neden çekemiyorum buraya bir yol? Yani buraya böyle ortadan yol çekmek mantıksız olur yani. Tamam, sen dura dur şimdi. Bizim şimdi çok daha önemli işlerimiz var. Yani buraya böyle çekiyorum. Az önce on vardı arkadaşlar ya, ondan çok. Şuraya da 1600'e bir yol çekelim. Aynen öyle. Çünkü bu yol bizim için gerekli. Bu tarlaya hızlı erişim sağlanması için. Ama bu da yani cins gibi gidecek, şimdi oradan başlayacak. Yani çok enteresan ya. Çok enteresan, gidiyor öbür taraftan başlıyor. Bundan sonra tarlayı yaparken şuradan başlatıp şöyle getireceğim. Ne kadar tutturabilsem artık ya. Öyle. Yapmayı planlıyorum. Şu an bu tarlamız hasat ediliyor. İçeride de birazcık çileğimiz var. Yarın son günüymüş. Çilek için, satım için. Çürüyecek herhalde. Sat diyelim. Çileğe gel. O çileğin fiyatı artmış arkadaşlar. Abi çok iyi oldu ya. Gerçekten zoruma gidiyordu. Yani bu kadar emek verip harcayıp şey yaptıktan sonra bunların fiyatının düşmesi hiç iyi olmuyordu. Şu an yine bir çilek satışı gerçekleştirdim. 84 bin arkadaşlar. Bu sırada gördüğünüz gibi bir sürü ödül şey falan veriyor. Ben bunları hiç umursamayacağım. Biz yine araştırma yapmayı unuttuk. Ya bir sürü işin arasında o araştırmayı yapmak unutuyorum. Şimdi şu malikaneden bir daha yapamıyorum zaten. Şu evden bir tane yapmak istiyorum. Acaba nasıl olacak? Ne işe yarayacak bu şimdi? Hiç bilmiyorum. Daha önce hiç kurmadım böyle bir. Kuramıyor muyuz buraya? Anladım. Anlıyorum hocam. Peki buraya kursak ya da buraya kuralım. Buraya biz zaten şey yapamayacağız. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Sen bize bir tane buraya şey yap. Biz de buradan. Yani burayı hasat etmeyi düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Sürekli bu üç yer arasında gidip geliyorsunuz da. Yani bizim burada bir tane daha arazimiz var ya. Kimse umursamıyor şu an. Gidiyorlar burayı topluyorlar. Daha sonra gelecek burası 10 gün. 22 günü var. Şimdi bu iki yeri toplayana kadar burası gelecek falan. Yani buraya kimsenin geldiği yok. Şimdi hemen bir şuradan biz mevsimlik işçi alalım arkadaşlar yani. Bu nedir ben anlamadım. Doldur şuraya. Bayağı bir işçi alsın arkadaşlar. Kaç tane işçimiz oldu mevsimlik? 17 tane işçimiz olmuş. 17 tane. 17 tane işçi çok büyük bir rakam. Yani 17 tane işçi direkt 20 tane olsa bilmem ne kadar para yapacak şimdi. Duracağız, bakacağız, göreceğiz.
Yani burada iki tane traktör boşta duruyor. İki tane traktör. Bu arada bu traktörün ıslah etme saati gelmiş. Arkadaşlar bunu ıslah edip onar demezseniz bu traktör bir süre sonra bozuluyor ve kullanılmaz bir hale geliyor. Onu da böyle uyarmış olayım diyelim ve buraya neden kimsenin gelmediğini merak ediyorum. Sen neredesin? Evet. Şaşırtıcı. Ben üstüne basınca. Abo. Kaç kişi toplandınız buraya? Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum da yani şu an burada 20-30 tane işçi var herhalde ya. Rahat var yani bakın. Mevsimliğinden tutun normal işçiye kadar hepsinden var. Yani çok büyük bir rakam, çok iyi oldu. 6000 küsür tane. Güzel. Bunu sat diyelim. 12.000 tane. 22'sini de ayın. 8 lira 54 kuruş arkadaşlar. 12.184 tane var. Bakalım. 8 54. Ya ben bu hayvanlarla sürekli uğraşmaktan da sıkıldım aslında. Bunları satabilirim. Ama hayvanlar da bir yer yani kışın gelirim hiç olmayacak. O yüzden onları hiç riske atasım gelmiyor ama. Biz şunları satalım ya şimdi. Yetişmeyecek. 107 bin paramız olacak. O 159 bin paramız oldu. Müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam arkadaşlar. Şimdi tüm hızımızla devam edeceğiz. Hiç durmak yok. Hiç durmak yok. Bir arazi daha. Bir arazi daha arkadaşlar. Şuradan alsak. Şöyle alsak sanki 75'i bulur gibiyiz. O 67'de kaldık. Şuradan alsak 75'i bulabilir miyiz? Çok gittik bu sefer de. Şuradan alsak 71 oldu. Tam bu köşeden alacağız herhalde. Bu kadar boşluk olur ya. 75'e 75'lik bir arazi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buraya da bir çilek tarlası yapacağım şimdi. Hemen şuraya bir tane şey. Bu tarla için bir tane sorumlu seç. Tamam bu olabilir. Tesis seç diyor. Buraya bir çilek tarlası yapacağız biz buraya. Çilek fidesi yapacağız. Hemen satın alacağız pardon. Şuraya gel. Çilek fidesi satın alalım. Buradan sen 5.000 tane çilek fidesi satın al. Elimizde dursun. Lazım olur. Sen burayı hemen bir sür. Ondan sonra hemen şuradan. Hiç beklemeye gerek yok. Hiç beklemeye gerek yok arkadaşlar. Biz hemen. Acaba şuraya sığar mı? Tabii ki sığmaz. Tabii ki de hayır. Evet, bundan bir tane buraya alacağım. Yani park yerin bize yine lazım olacak. Neden diyeceksiniz? Ben çünkü şimdi bir sürü şey satın alacağım. Bu arada burası da hasat ediliyor. Şu an güzel bir ortam var. Biz hemen şuradan, pardon, şuradan bir tane daha kasa satın alalım. Park yeri 3'e koyalım. Hatta bir tane daha alalım. Park yeri 3'e koyalım ondan.
4 tane Romeo'muz oldu bu sayede. Ekiciler ve dikiciler. Bir tane daha ekici almaya gerek yok ya. Ekicilerimiz yetiyor zaten bize. İlaçlama ve sulama. Bir tane daha ilaçlama makinesi alabiliriz aslında. Tamam dursun o zaman. Şu an zaten yeterli paramız da yok ama makine pazarına yine bir girelim. Neler alabiliriz onu düşünüyorum. Abi bize çok çok traktör lazım. Yani bu traktörden bir 4-5 tane daha lazım bize. Yani gerçekten o kadar gerekiyor. Şöyle bir devam edelim. Ne kadar gelir getirecek, ne kadar gelir götürecek hiçbir bilgim yok. Şu an 3 tane traktörümüz var. Gayet güzel de işliyor. 17 tane işçinin bazıları tabii ki çalışmıyor. Biz çok fazla almışız işçiyi. Yani buradan ne kadar bize çilek geldi? 12.000 çilek var. Ayın altısında son bulacakmış. Bu çilekleri biz satabiliriz. Şu an yükseliyor. O yüzden son güne kadar bekleyeceğim. Yani yarın artık şey olacak, o yüzden pek fazla durmaya gerek de yok. Evet, şu an hemen traktör satın alayım. Park yeri 4'e koy. Bir tane daha traktör al. Onu da park yeri 4'e koy. Şu an 5 tane traktörümüz var. Kaç tane tarlamız var? 3-5 tane tarlamız var. Tarla başına bir tane traktör. Yani hiçbir yerde yok böyle bir istatistik. Tamam. Şimdi başka bize ne lazım olacak? Şu an hiçbir şey lazım değil şu an ya. Gerçekten öyle. Hiçbir şey lazım değil. Şu an gayet iyiyiz. Şu an gayet iyi durumdayız. İşçi sayımız da yeterli. Yine bir çilek hasat edildi. Yine 58 bine güzel bir rakam. Bunları da satsam mı ki? Satacağım mecbur da. Hani biraz daha beklesem mi ya, onu düşünüyorum. Şu an 997'de. 0817. Yani 7 gün sonra sona erecek. Dur bakalım. Bekleyelim arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim, ne olacak? Sizlerle birlikte göreceğiz. 5900'de şey var. Merak ediyorum. Ne kadar düşecek veya yükselecek? 997 şu an. Hala 997 civarında seyrediyor. Yani artık şu 10'u 14'ü bir görmemiz lazım çilekte ya. Yani bu çilekte bu kadar niye düştük anlamadım yani. Görmemiz gerekiyor artık ya. Depoda 11 ton çileğimiz var diyor. Çileğiniz var diyor. 9.97 diyor. Ayın ne zamandı? 17'sinde. 5 gün daha var. Bunlar 26'sında son bulacakmış. Bizim 5000 çileğimiz hep gidecek miymiş yani? Ben bunları mecburen 3 gün sonra satacağım. Bu arada çileğin fiyatı yükseldi. 10.10 oldu. 114.000 olduk. Nokta onda hala. Artık yani diyecekler için satmak zorundayım. Gerçekten satmak zorundayım çünkü başka çare hiç kalmadı.
şu an paramız da iyi. Abi ben neden araştırmayı unutuyorum? Depo kapasitesini artırmayı şey yapsın. Araştırmayı unutuyorum ben ya. Tarlalarımız biliyorum hani düzensiz gibi görünüyor. Hani burası biraz nispeten düzenli. Ama buralar biraz düzensiz oldu. Ben de farkındayım onun. Yani bunlara yapacak hiçbir şeyim yok. Şu tarlayı ben yanlışlıkla kurunca arkası kesilmedi. Arkası da devam etti yani. Artık mahsul kalitesi biraz düşmeye başladı sanki. 5.000 falan almaya başladık. Yani 11.000'lerden 5.000'lere düştük yani. Bunu da satacağım. 9.97'ye düşmüş tekrar. Bunu da sattık. 212.000 TL paramız var. Çok güzel bir rakam. Burası da ekildiği zaman yani düşünüyorum ki ben bir defa falan buradan da hasat edeceğiz. Bunları çıkartabiliyor muyuz? Hasat miktarını etkiler diyor. Biz hiç bakmadık ki. Hiç bakmadık. Yani şöyle bakıyorum, 2 var aralarında. 3 var, 2 var. Yani 1 var. 1 nedir ya? Çalışan işçiye bak. Lan mesela buyur. Yani ben hiç bilmiyordum ya bunun böyle olduğunu. Neyse yapacak bir şey yok. Tarla verime hazır galiba. Aynen verime hazır bu tarla artık. Hazır sayabiliriz. Buradan bir 150-200 bin TL para kaldırsak yine çok güzel bir rakam. 300-400 bin TL paramız olacak. Yani şu an bir arazi satın alabilirim aslında. Arazi satın alabilirim. Yani kaç para diyecek mesela? Şu bu arazi yarısı yok gibi bir şey yani. Şuradakini alsam hem bu tarafa doğru genişlememi devam ettiririm ya da şuradakini mi satın alsam? Bakarız ona. Burayı toplamaya başlamışlar bu arada. Kaç kişi var burada ya? Yani insan var yani. Kısa sürede hasat edebileceğiz. Buranın da 45 günü var. Buranın 15 günü kaldı diyor. Tekrardan burası hasat edebilecek. Şu anda burası 4 gün. 9 gün. Burayı hasat edecekler. Hemen buraya girecekler. Bu da gayet iyi. Bu tarlalar için sorumlu kişi seçme olayı çok iyi. Bunun olması benim işlerimi acayip kolaylaştırıyor arkadaşlar. Hiç uğraşmadan. Yani şu an bayağı iyi durumdayız ya. Bakıyorum. Bu garajımın içi full dolu. Buralar full alet edevat dolu. Yani öte yandan buraya geliyorsun, burada dolu. Burada var, arazi de var hala çalışan. Yani şu işçilerimin sayısı bile çok fazla. 41 tane işçi var yani. Şu an işçilerin ödemesi yapılıyordur büyük ihtimalle. Bir bakalım. İşçi maaşları 13.000 TL'ye gelmiş bize. 13.591. 1450 binaların bakım masrafı, tamam. Yani çok iyi. Yani çilekten elde ettiğimiz gelire bakarsak yani şu anki işçilerin masrafı bence hiçbir şey.
hatırlıyorum, 3 tane. Yani dökeceksin birader. Gözünü seveyim, git ona bir dök gel ya. Bir daha gelirsin. Bitirmişler zaten arkadaşlar. Şuralarda birkaç bir şey kaldı herhalde. Yani bunların elinde kalmış arkadaşlar. Şimdi tekrar şey gelecek, onları alacaklar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen gelsin. Bu arada diğer tarlanın hasatına giriştiler. Muhtemelen diğerleri de bu tarla için hasata girişecekler. Bunlar buradan buraya döküyorlar. Yani benim anlamadığım bir şey var yani. Niye burada durup da dökmüyorlar da buraya geliyor? O da bir enteresan. Bunlar da buradan devam edecekler. 12 bin, 13 bin diyelim biz ona. Aynen, 13 bin çilek hasat edilmiş. 11 lira. Şu an 144 bin lira para yapıyor arkadaşlar. Yani bunun düşmesini hiç göze alamam. O yüzden ben bunu satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar paraya bakar mısınız ya? Mükemmel, mükemmel, tek kelimeyle harika. Şuradan da bir gelir elde edebilseydim. Sonbahar geliyor şimdi. bin para oldu. Yani şu an buraları hepsini kaldırıp çileye girişebilirim yani. Öyle söyleyeyim size. Acaba 900 bin büyük malikaneyi açınca hiç açmadım. Açsam ne gibi gelişmeler olacak? Onu da merak ediyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Bir sonraki bölüme büyük malikanemize geçebilir miyiz? İnşallah diyelim. Burası da hazır. Burası da hazır. Şu an müthiş bir gelir olacak. Buranın kaç günü var? 19 günü var. Arkadaşlar buradan bir daha gelir elde edebileceğiz. Burası gelire hazır. Burası biraz var. 28 gün var. Şuraya da gelecekler diye tahmin ediyorum. Yani üçüncü arazi için. Aynen. Üçüncü arazi için de şu an için başladılar. Şu an 3 tane araziyi aynı anda hasat ediyorlar arkadaşlar. Şu an bir tanesi döktü. 2 tane kaldı. Aynen öyle. Kaç tane bize çilek gelir elde ettiniz? 5.546 tane mi? Evet, 11.93'e kadar çilek çıkmış. En başta hasat ettiğimiz çileklerden acayip zarar ettik arkadaşlar. Yani 7 liraya falan satmıştık. Şu an 441.000 TL paramız var. 441.000 TL paramız var. Hayvanların hasta. Ya arkadaşlar ben bunları satacağım ya. Ya bunlarla uğraşmak gerçekten çok kötü. Her şeyi ayrı bir dert. Yani şu an ben çilek ekiyorum. Keyfime bakıyorum yani ben. Şu an yapacağım şeyi sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben şuradaki araziyi satın alıp bu 400 bin paraya full buraya sulama sistemli arazi kurmak istiyorum. Aynı şekilde aşağı taraflara da. Şuradan bir yol çekeceğim. Şöyle şuraya bir tane daha yol çekeceğim.
4 tane 75'lik arazi atacağım buraya. Bu oyun olmaz ya. Üst taraftaki ben bütün inekleri falan satacağım. Bir sonraki bölüm gerçekten çok dehşet şeyler yapacağız dostlarım. Bu videoyu burada bitirelim isterseniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp destek olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.